Merhaba sevgili İşbirliği izleyicileri. Bugünkü konuğumuz inşaat yüksek mühendisi Arzu Doğru. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl olunursa öyle olunur. Şu an zor günlerden geçiyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi önemli konulardan konuşacağız. Aslında çok tatlı konulardan konuşacağız diyemeyeceğim. Biraz tatsız konulara giriş yapacağız. İster istemez günümüz gerekliliklerinden maalesef yaşanılan gerçeklerden dolayı. Ama onun öncesinde sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın, Projeler Daire Başkanlığı'nda danışmanlık veren MI Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi'nde proje müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Daha çok metro, raylı sistemler tarafında çalışmaktayım. Bu şekilde. Peki şu anda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? O bulunduğunuz alanda biraz daha detaylı dinleyecek olursak. Tabii. Şu an İstanbul ana alter olarak ulaşımda en iyi şekilde nasıl faydalı olabiliriz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut hatlarla entegre sağlayabilecek faydalı hatları, merkezi sistemleri, insanların daha çok toplu taşımaya sevk edebilecek şekilde bir ulaşım ağında çalışıyoruz aslında. Burada şu an mevcutta düşünülen yapımı devam eden ve yapımına fayda sağlayabilecek diğer gelecekteki öngörülen hatların projeleri çalışıyor aslında içeride. Bu projeleri çalışma sürecinde de ben biraz neler yapıyoruz mühendis olarak ondan bir bahsedeyim aslında. Tam da bu dönemde deprem gibi bir durum olduğu için raylı sistemlerde depremde neler yapıyoruz, nasıl bir modelleme yapıyoruz, nasıl bir çalışma yapıyoruz. Biz raylı sistemlerde aslında bence raylı sistemler en iyi tasarım modeli diyebilirim. Tabii ki de üst yapıya göre raylı sistemler daha güvenli mi? Tabii ki de daha güvenli. Çünkü zemine göre hareket ettiği için sistem ve zemine göre modellendiği için sistem otomatikman zemin boyutlu bir hareket. Ama binalarda aynı hareket söz konusu değil. Çok değişik salınımlara sahip bina tasarımı, çok özel bir tasarım. Biz öncelikle çalışmaya başladığımızda bir güzergah belirliyoruz. Güzergah belirlendikten sonra bu güzergahta geçen ana merkezlere nasıl yolcu ulaştırabiliriz? Yolculuk sayıları, buna göre daha iyi nasıl hizmet ulaştırabilir? Önceliğimiz bu oluyor. Çevresel etkenler, işte fizibilite, bir sürü çalışmalar yapılıyor. Buna göre bir güzergah tasarlanıyor. Güzergahtan sonra istasyonların olduğu bölgelerde, tünellerin geçtiği bölgelerde özel zemin çalışmaları yapılıyor. Bu zemin çalışmalarına bağlı olarak zemin etüt raporları oluşturuluyor ve buradaki değerler ve parametrelere göre de tasarım yapılıyor. Buna geçmeden önce de şurada şunu söylemek istiyorum. Güzergah hattı boyunca normalde deprem verilerimizi biz ivme değerlerimizi AFAD'dan, deprem yönetmeninin bizi yönettiği şekilde AFAD'dan bazı ivme değerleri alınarak buna göre tasarım. Ama raylı sistemlerde çok derinden geçtiğimiz için biz değerli hocalarımızın, uzmanların görüşüyle deprem etüt raporları hazırlanıyor. İstasyonların ve tünellerin geçtiği tüm hat boyunca tek tek ivme değerleri çıkıyor ve bu ivme değerlerine göre deprem modeli kuruluyor sistemde. O yüzden hani yaptığımız işi severek yapıyoruz biz ve kişi, uzman kimse bundan kesinlikle destek alınarak doğruyu nasıl yapabiliriz yapıyoruz. Yapılamayacak bir şey varsa mühendislik olarak zemin iyileştirmedir, destektir. Gerekli, eğer oraya yapılamayacaksa güzergah değişikliğine kadar giden opsiyonlar var sistemde. Peki deprem dedik, AFAD dedik. Günümüzde de daha doğrusu geçtiğimiz günlerde maalesef bir Doğu Anadolu fay hattının kırılmasıyla oluşan bir deprem yaşadık. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok değerli hocalarımız var, deprem uzmanı olan. Biz meslektaşlar var. Bu konuyla ilgili çok bilgisi olan insanlar var ülkemizde. Çok değerli insanlar yetişti aslında. Yetişmeye de devam ediyor. Ben kulak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke bugün deprem olduğunda hocalarımız çıkıp konuşuyor olmasaydı. Depremden önce de
buna yer verilseydi ve biz fay hattı, evet biz fay bölgesinde yaşıyoruz, biz afet bölgesinde yaşıyoruz ve buna göre keşke deprem sonrası, deprem öncesi olarak ikiye ayrılsaydı sistem. Evet ayrılan yerler var, yapılan çalışmalar tabii ki de çok kıymetli var. Bunların daha da çoğalması gerekiyor. Bu doğudaki deprem sürpriz değildi bizim için. Beklediğimiz bir şeydi. Bizim istasyon bölgelerimiz var, bunların incelendiği. İstasyon bölgelerindeki ivme değerleri zaten bize bazı ipuçları veriyordu. 4 ay önce de, 5 ay önce de, hocalarımız bir sene önce de bunu söylediler. Doğuda bir deprem bekliyoruz, doğuda. Çünkü depremlerin bir periyodu var. Bunlar tamamlanıyor ve o sirkülasyona giriyor tekrar sistem. Bir enerji var orada, bu çıkmak zorunda. O yüzden de biz daha az hasar alabilir miydik? Alabilirdik. Bundan sonrası için inşallah... bir daha aynı acıları yaşamamak dileğiyle evet, diyorum. Evet, çok fazla kaybımız oldu. Gerçekten çok fazla kaybımız oldu. Bu telafisi olabilecek bir durum kesinlikle değil. Hep konuşuyorlar ya, söylüyorlar. Japonya'da 9 şiddetindeki depremde bu kadar insan ölmedi de bizde neden oluyor? Yani biz nerede yanlış yapıyoruz? Şöyle, onlar biliyorlar haritalarını ve bizde korku algısı olarak insanları korkutmayalım. İnsanları korkutmak değil, bu insanları bilinçlendirmek aslında. Korkutmak değil, korkmalıyız ve bu korkuya göre o zaman bununla nasıl baş edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Halkımızı bilinçlendirmeliyiz. Burada medyaya aslında çok büyük pay düşüyor. Medyanın, evet, TV programları, bir sürü TV programı var. Bunların yanı sıra haftada iki gün bilime dayalı, depreme dayalı, deprem öncesi, deprem sonrası yapılacak çalışmalarla ilgili değerli hocalarımız davet edilebilir, konuşulabilir. Yaşanılan zorluklar, çözümler nedir? Japonya, evet, 9 şiddetinde deprem oluyor, bir şey olmuyor. Japonya'da izolatörlü sistemler kullanılıyor birçok yapıda. Çanak gibi olan, daha böyle tabirle anlatayım, çok tekniğe girmeyeyim. Çanak dediğimiz bir sistemde tam böyle ilk bodrum kat kolonlarında koyularak burada sönümleyici bunlar. Sönümlüyor depremi bu sistem. Haliyle 9 şiddetinde gelen deprem burada sönümlenip yukarıya 3 gibi gidiyor. O yüzden de bir şeye çok fazla sebep olmuyor. Çok pahalı sistemler mi? Evet, çok pahalı sistemler. Doğru. Ama şu an karşılaştığımız tablonun fiyatla bir ölçüsü olamaz. Şu anda çok daha pahalıya patladı bizler, evet, için. Evet, aynen. Çok, hem çok içimiz yandı, hem insanlar çaresiz kaldı. Bir sürü insan mağdur oldu. Bundan sonra, evet, tabii ki de el ele birlik olacağız ama bundan sonrası için en iyisi ne olabilir? Bence herkes bireysel anlamda da. Devleti oluşturan parçalar bizleriz. Bizlerin de bireysel olarak kendilerini sorgulamamız gerekiyor bu noktada. Bizler ne yaptık? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl sesimizi çıkarmalıyız? Yani ne söylemeliyiz? Bilime nasıl önem vermeliyiz? Her vatandaş kendi çapında bence düşünmeli bunu. Kesinlikle. Şimdi binalar nasıl yapılmalı konusu aslında apayrı başlık, apayrı bir konu. Kesinlikle. Orada daha çok inşaat mühendislerine, çok duyduğumuz müteahhitlere, yani konu biraz da oralara düşüyor ama biz halk olarak üstümüze düşeni yapmak adına, biz ev alacaksak ya da bir yere kiraya çıkacaksak, yani kiracıysak veya ev sahibi hiç fark etmez. Oturacağımız konutta neye dikkat etmeliyiz? Bizim anlayabileceğimiz şekilde biz nelere bakmalıyız genel olarak? Şöyle, bizde genel olarak şöyle bir şey var. Tabii ki de inşaat mühendisliğini okumuş, bu işi yapan kişinin bakış açısıyla vatandaşın bakış açısı bir olamaz. Bunu da bekleyemeyiz. O işin uzmanı çünkü o kişi. Neye bakacağını çok net biliyor. Ama işte bu yüzden işte medyada bunun söylenilmesi lazım insanlara. Yani biz bu evi alırken ben neye bakacağım? Şimdi arkadaşlarım bana projeler atıyorlar. Bu ev sağlam mı? Haklı olarak korktu çünkü insanlar. Evet. Biz nerede oturuyoruz, doğru mu? Ama hep binanın projelerini atıyorlar bana. Burada büyük bir yanlış var. Binanın tasarımı, ben Van depremine gönüllü olarak gitmiştim çalışmaya. Biz Van depreminde binanın betonunu kıramadık. C35 çok iyi beton kullanılmış, çok iyi demir kullanılmış, her şeye uyulmuş. Ama zeminden gitti. Bizim iki mühendisliğimiz var, çok değerli ve kıymetli, buna önem verilmesi gerekiyor. Zemin çok önemli bir yapı bizim için çünkü temel.
Temeli buna göre tasarlıyoruz biz. Bir binadan eğer daire alacaksak zemin etüt raporunu almamız gerekiyor. Bu oturduğumuz binanın altı nasıl bir zemin? Dere yatağı mı? Alüvyon mu? Kötü bir zemin mi? Bunları gördüm diyelim. Aa, kötü bu zemin. Deprem yönetmeliğinde zeminin sınıfları var. A, B, C, D, E. A, D sınıfı. Örnek veriyorum, kötü bir zemin. O zaman benim temel tasarımımın iyi olması gerekiyor. Direkt akla bu gelmez. Temel tasarımı nasıl yapıldı? Gerçekten üstteki kuvveti alabiliyor mu? Aa, evet, kazıklı sistem yapılmış veya işte böyle bir temel çözülmüş, kuyu temel çözülmüş. İşte buna göre bunu karşılayacak, zemin gerilmelerini karşılayacak bir temel çözülmüş. Bu da tamam cebimde. Daha sonra üst yapı, kolonum, kirişim, bunlar devam ediyor mu sistem olarak? Şimdi buradan temeli çıkarıp en büyük sorun şu an doğuda bu, yumuşak kat etkisi. Tasarlamışlar, içeride kolon kesmiş adam, ilk katta dükkan yapmış. Şimdi tasarım da bu kolonlar sisteminde ben bu işi yapıyorum. Eğer oraya dükkan yapacaksam bunu en başında belirleyip o zaman kolon ebatları mı, temeli mi, üst kattaki kolonu mu, kirişi mi, perde duvarı mı vesaire buna göre tasarlamam gerekiyor. Yani bu bütün bir iş. Bu tek başına yapının üst yapının tasarımı değil, zemin etüdü, zemin çalışması, temel tasarımı. Hepsinin bir önemi var. O yüzden geoteknik mühendisliği değerli bir mühendisliktir. Deprem mühendisliği değerli bir mühendisliktir. İnşaat mühendisinin tüm dalları kendi içinde değerlidir. Uzmanlarıyla beraber değerlendirmek gerekiyor. Peki ne kadar bütünsel açıdan değerlendirilmesi gerekse de kesinlikle yine de böyle bir zemin üstüne yapılmış binayı almayın veya orada oturmayın dediğiniz bir zemin türü var mı? Var. Dere yataklarına yapılmaz bina. Yapılmamalı. Böyle bölgelere, özel bölgelere yapılmaz diye bir şey yok mühendislikte. Onu reddediyoruz biz mühendis olarak. Mühendislikte her şeyi yaparsınız. Her şeyin bir çözümü var. Ama daha pahalıdır çözümü. Burada dere yatağı var. İşte bura faya yakın. İşte yol parçalandığı fay hattından geçiyormuş. Şimdi bir yerden bir yere giderken bu yolda fay hattına karşı, yani gelme ihtimal, yani yok öyle bir şey. Gelmek zorundayız biz buna. Biz buna gelmek zorundaysak o zaman ona göre bir tasarım yapılmalıydı. Anlatabiliyor muyum? Tasarımda buna dikkat etmek gerekiyor. O zaman öyle bir yere yapılacaksa, ya bizim Küçükçekmece, Avcılar bölgelerimiz sıkıntı. 99 evet, depreminde gördük bunu. O zaman böyle bilgili, böyle bölgelere yapılan binalara ekstra önem verilmeli. Daha düşük katlı olabilir, incelenmesi lazım. Şu an afaki konuşuyorum. Ya da ne bileyim izolatöre daha destek verilmeli. Hastanelerin çoğunun izolatörlü olması gerekiyor. Okulların izolatörlü olması gerekiyor. Daha düşük yapıda yapıların olması gerekiyor. Eğer fay hattı bölgesindeysek çok yüksek katlı binalar olmamalı. Oluyorsa bunun için izolatör desteği sağlanmalı. Nedir gibi izolatör desteği? İzolatör dediğimiz bu Japonya'daki binalarda kullanılan bu çanak sistemi dediğimiz şey. Halk arasında bir raylı sistem. Şimdi halkın Instagram'da vesaire sosyal medyada raylı sistemlere geçiyor. Raylı sistem değil aslında bu. Raylı sistem metro hatları vesaire. Ama tabii raylı olduğu için, o böyle hareket ettiği için otomatikman tabii ki de var. Bunun için de bilgilendirme. Çok değerli mühendislerimiz var. Türkiye Deprem İzolatör Derneği var. Yani bunun için şu an mevcuttaki hastanelere danışmanlık veren hocalarımız var. Biz çok güçlü bir ülkeyiz aslında. Hem bilim olarak, ilim olarak, vizyon olarak, insan olarak, ruh olarak çok güçlüyüz. Ama bu gücü bir araya bir getiremedik yani. Bunu bir beceremedik biz. Bir orta noktaya buluşamadık. Sadece bu noktada birleşebiliyoruz. Şu an tek vücut olabildik mi? Evet, olabildik, şu an olduk, doğru. Hiç kimse gözetmiyor. Sen kimsin, necisin? Aslında dediğiniz gibi sosyal medyada birçok video görüyoruz bu izolatörler hakkında. Bir olan binanın sistemini gösteriyorlar. Bir de olmayan deprem, yapay deprem küçük bir model üzerinde yapıyorlar. Diğer bina oldukça şiddetli bir şekilde sarsılırken işte izolatör olan bina daha az şiddetli. Aslında altı o çanak dediğiniz kısım sallanıyor değil mi? Onu orada sönümlüyor. Enerjiyi sönümlüyor. Evet. Yani bunun için de şu an bildiğim kadarıyla çok o uzmanlıkta değilim. Türkiye'de de üretiliyor diye biliyorum artık. Hani evet, yurt dışından gelen bir malzemeydi. Bu desteklenebilir. Biz Türkiye olarak güçlüyüz. Bunu destekleyebiliriz. Bunun yazılımını yapabilen
yaptığımız, hatta beraber ortak çalıştığım bir arkadaşımla biz bunu meslektaşımla yaptık da bir ara, bir ünlü bir kauçuk firmasıyla, isim vermeyeceğim şimdi. Bunlar yapılıyor, deneniyor şu an. Yani arka tarafta bir Ar-Ge çalışması var aslında. Yani bu ülke boş bir ülke değil. Bir Japonya'nın yaptığı şeyi biz yapıyoruz aslında. Moda'da bir binada uygulandı bu. Yani hastanelerde uygulandı. Şu an doğuda olan bir hastanede hiç çatlak bile olmadığını söylüyorlar, izolatörlü. O yüzden hani düşünmek gerekiyor burada. Önem vereceğimiz şeyler, önemimiz neye yönlendirmemiz gerekiyor. Ve kesinlikle söylüyorum, daha çok medyaya iş düşüyor. Bizlerin, hocalarımızın deprem olduktan sonra TV'ye değil, deprem olmadan önce kesinlikle yer verilmeli düşünüyorum. Bir diğer konu yer ve uzay bilimleri kurulmalı. İstasyon bölgeleri daha çok çoğaltılmalı. Sürekli fay bölgelerinde, ana alterlerde istasyonlardan gelinen veriler gerekirse raporlanıp haftalık olarak vizyonda sunulmalı. Tehlike ne aşamada? Çünkü deprem bir anda olmuyor. Bazı sinyaller geliyor. Hocalar durduk yere demiyorlar. 4 aydır Naci Hoca çıktı. Dedi ki 4 ay önce bir rapor hazırlamıştım. Bir medyum gibi, bir falcı değil sonuçta. Bu bir bilim. Bu bir bilim. Bu bir bilim. Bir hareket başlıyor sistemde. Erken uyarı sistemleri var. Bunun için var. Yani hareketin başladığını, bir hareket var, hareket oluyor. Hani çünkü enerji öyle bir anda çıkmıyor dışarıya. Yavaş yavaş belli ediyor kendini hareket. Tabii bütün bunların dışında bir de şöyle bir şey var ki, hali hazırda olan yapılarda ya da yeni yapılan yapıların da denetlenmesi gerekiyor tabii ki. Evet, çok güzel bir konuya parmak bastınız. Biz bir araba alıyoruz değil mi? Arabayı 6 ay, 1 senede bir kontrole götürüyoruz. Muayene ediliyor araba. İşte nesi var, nesi yok. Tekrar bir tedaviden geçiyor. Niye yapıyoruz bunu? İşte kaza olmasın da ben ölmeyeyim diye. Ya sen evinde, ailenle yaşıyorsun. Evet, evinizde. En önemli şeyin, en kutsal yerin. Burası en kutsal yerin. Burayı korumak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. O yüzden de bunun için evet, binaların 6 ayda bir, 1 senede bir kontrol edilmesi gerekiyor. Mevcuttaki binaların şu an kontrol edilmesi gerekiyor. Gerekirse yıkılması gerekiyor, yeniden yapılması gerekiyor gibi gibi bir sürü durum en başından incelenip buna göre de haritalar, raporlar ve bölgeler çıkarılmalı. O halde öldüren şey aslında deprem değil, ihmalkarlıktır diyebilir miyiz? Şöyle, hasar alınacak mıdır? Hasar alınır. İllaki alınır. Ama tablo bu kadar büyük, bu kadar ağır olmazdı. Olmaz. Evet, ağır olmazdı. Evet. Peki geleceğe yönelik neler hedefliyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Ben şöyle, bu olay bana da aslında bir yani her insanın hayatında eminim bir şey katmıştır, bir durup düşünmüştür diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir afet bu. Ben doktora öğrencisiyim Gebze Teknik Üniversitesi'nde, deprem ve yapı mühendisinde. Doktorayı bırakma kararı almıştım. Tekrar kararımı değiştirdim. Devam etme kararı aldım bu olaylardan dolayı. Depremle ilgili daha fazla ne yapabilirim? Bir sonraki haftada gönüllü gidiyoruz doğuya, afet bölgesine, binaları incelemek için. İnsanları bilgilendirmek için daha fazla nereye ulaşabilirim? Neler yapabilirim? Çünkü bireysellikte başlıyor her şey. Evet. Yani birbirimizi suçlamayı bırakalım artık. Bireysel olarak ne yapabiliyoruz? Gereken kavga başka yerlerde verilir zaten. O yüzden önce biz kendi işimizde bir değişelim. Ne yapabiliriz, buna bir bakalım. Ondan sonra etrafımızı değiştirmeye başlarız. Kesinlikle. Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Yine sosyal medyada maalesef gördük ki, bazı haber kanallarında da gördük. Bu doğuda olan depremden sonra işte yeni yapılan binalar hali hazırda inşaat halinde hasar alıyor. Bunları küçük sıvalarla toparlıyorlar. Yani bu doğru mudur, yanlış mıdır, olması gereken nedir? Yani tabii evet, bunları yapan, yani sonuçta bu binaları yapan insanlar vardı. Bunu yapacak olan insanlar da olabilir. Bu mümkün. Yani şaşırmamak lazım yani buna. Yani bu yanlış mı, doğru mu? Kesinlikle yanlış. İncelenmeden, kafaya göre, bir uzman eli değmeden bu saatten sonra o binalarda hiçbir işlem yapılamaz. Çünkü çatlakları görüyoruz, evet, sıvalarla onarıyorlardı. Aynen öyle. O çatlaklar ne çatlağı, bunun tespit edilmesi gerekiyor. Binanın temelinde oturma var mı? Patlak çatlak var mı?
kolonlarında, kirişler nasıl hasarlar aldı, taşıyıcı hı hı. sistemi, iskelet sistemi nasıl etkilendi? Buna bir uzman gözüyle bakmadıktan sonra, bu böyle bugün deprem oldu, yarın sıva yapılamaz zaten. Bu incelemenin bir süresi var zaten evet. yani. Uzman olarak bunun için bir analiz yapıyorlar bu değerlere göre. Hı hı. Şimdi biz depremde depremli yapı veya hasarlı yapı veya bir yapıya baktığımızda karot alınır her kattan. İşte zeminine bakılır. O model aynı o değerlerde kendi değeri içinde mevcut haliyle bir performans analizi yapılır. Yani denir ki bunun sonunda şu kolon göçüyor, işte bu kirişte hasar var, şurada bilmem ne vesaire. Bunun için de güçlendirme projeleri hazırlanır. Bu kadar kolay, yarından sabah yapılacak bir şey değil, sıva yapılamaz yani böyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum, bu işin uzmanları yapabilir bu işi. Bu işin uzmanı. Bunu yapabilir. Bu değerli bir alan çünkü güçlendirme alanı, hı hı. Bina tespit alanı. Bu böyle her inşaat mühendisinin, bakın bizler için de söylüyorum. İlgi alanın veya uzmanlığın burası değilse her inşaat mühendisi de bunu anlamaz. Hı hı. Bunun dalı başka bir şey, tecrübesi başka bir şey, herkesin tecrübesi. Buna saygı duymak lazım ve bu insanlardan gerekli. Böyle de çok güçlü kadrolarımız var, firmalarımız var. Bunlardan da destek alınarak... Bu şekilde bu saatten sonra yol alınmalı. Yani böyle sıva öyle o sıva çatla gibi düşünüp yapıyor. Bilinçsiz işte. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Vatandaşımız ve bilinçsiz. Hemen ertesi günü bir de. Evet, bilinçsiz. Belki yani şu an tanımıyorum, bilmiyorum yani günahını alamam karşımdaki kişinin. Belki de safça hani çatlak patlak oldu. Hani korkutmasın ya da içeride yaşayan var falan panik olmasın diye de yapmış olabilir. Bilmiyor hı hı. ki onun yani ne kadar hasara, neye sebep olabilir. Onu biz biliyoruz arka tarafta. O yüzden diyorum bilinçlendirmeliyiz vatandaşımızı. Hı hı. Bireysel olarak herkes bilmeli nerede oturduğunu, nelerle karşılaşacağını. Hı hı. Peki o halde sizce kimler bu mesleği yapmalı, yapmak için hangi özelliklere sahip olmalı? Birincisi bir kişinin meslek ne olursa olsun yaptığı işi sevmeli. Bir insan kesinlikle. Yaptığı işi sevmezse sadece işte maaş için, yaşamını idame ettirmek için yapıyorsa bir şeye katkısı olmaz bu insanın. İnşaat mühendisliği değerli bir meslek dalı hı hı. ve sürekli kendini yenileyen, o yüzden de yönetmeliklerimiz sürekli değişir. Hani görünen hatalara göre, yaşanan olaylara göre de hı hı. evrimleşir yani bu yönetmelikler. O yüzden biz bu mesleği seçerken bir, merak duygusunun çok olması lazım. İki, çok araştırmaya yönelik olması lazım. Üç, belki de en başında söylemem lazım. Vicdanı olması lazım. Çünkü inşaat mühendisinin ilk temel gayesi tasarım yaparken can güvenliği. Hı hı. O yüzden vicdanlı olması lazım. Ve çok ahlaklı olması lazım. İş ahlakının net, çizgilerinin net olması lazım. Yani... Bunu 5 liraya aldım, 3'e de verebilirim diyebileceğimiz bir opsiyonu yok inşaat mühendisliğinin. Sınırları var, çizgileri var. Daha iyiye nasıl götürebilirim mi? Var. Çözümsüz hiçbir şey yok, doğru. Ama bunun için de gerekli olan çalışmayı yapmak gerekiyor. Ben meslek hayatıma ilk girdiğimde bir hocamla beraber çalıştım. Çok değerli, şu anda da ekranlara da çıkıyor. Gece kalkıp programlar yazdığını... Ertesi gün bir şey, hocam bunu nasıl yapacağız deyip kendine dert edip 2 gün boyunca onun üstünde uğraştın. Böyle hocalar var bu ülkede. O yüzden onları gördükçe yetiştirirken zaten öyle yetiştiriyorlar seni. Eğer yapmak istemiyorsa, zor geliyorsa yapmamak lazım. Müteahhit olmak için inşaat mühendisi, evet, belgesi olması, kesinlikle yetkin mühendis, bir bilgisi olması, hı hı. kuyumcudan müteahhit olmaz. Anlatabiliyor muyum? Olmamalı. Olacaksa da gerekli eğitimi almalı. Hı hı. Bunun için gerekli eğitimler verilmeli bu kişilere. En başından beri geldiğimiz noktada tek şey var, eğitim şart. Kesinlikle. Pekala, bu değerli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz maalesef ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? Ben şu an birlik olmalı diyorum. Kavgamızı vereceğimiz yer şu an burası değil diyorum. Şu an birlik olup daha iyi nasıl yapabiliriz? Bir daha böyle bir durumu yaşamamak için neler yapabiliriz? Bireysel olarak, devlet olarak, belediye olarak, insan olarak bunu araştırıp herkes kendi nezdince ne yapabiliyorsa, daha iyi neye getirebiliyorsa bunu yaparsak
Bence bundan sonrası bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz İnşaat Yüksek Mühendisi Arzu Doğru'ydu. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.